Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim, Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Episod Dergi'de şu anda günlük bizi delirten ikili var. Bakalım kimmiş, kendileri söylesinler. Toprak ve Fidan esas isimleriyle. Osman Aydın. Ve ben Hazal Adıyaman. Evet, hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Günlük dizi delilik değil mi? Ama çok iyisiniz de bir taraftan da. Hayat kolay mı şu ara sizin için? Hayat tabii ki biraz yoğun gidiyor şu anda. Hani her günlük dizide olduğu gibi. Ama bence şöyle, programlarımız bence bizim güzel yapılıyor ve biz dinlenmeye de vakit ayırabiliyoruz. Hoca bayağı iyi. Evet, biz gayet tempolu çalışıyoruz. Çok hızlıyız, enerjiyiz, tempoluyuz. Disiplinliyiz, özveriliyiz. Ve şakacısınız. Aşağıda bayağı kahkahalı geçiyor. Evet. Size de gelmişsiniz. Şanslısınız. Siz sadece bu bölümde misiniz? Benim hatırladığım hep köşk ve civarında takılıyorsunuz. Bir de genel olarak köşkteyiz. Dışarıda da tabii ki sahnelerimiz oluyor ama haftanın çoğu günü genelde burada geçiyor. Mesela burada uyudunuz ve kaldığınız sabah devam ettiniz oldu mu köşkte? Yok. Az önce uyudum, oradan geldim. Biraz bir kesin arası değil mi? Olmuyor değil ama. Evet, şakaydı o. Yok. O zaman hemen sizi oyunculuğun ilk anına götüreyim. İlk sete çıktığınız gün. Buradan bahsetmiyorum. Kendi özel ilk kariyer hikayenizde. İlk o set nasıl geçti? Ben çok heyecanlıydım. Konuşamamıştım. Replik veremedim. Evet, verememiştim. Çok samimi söylüyorum ama heyecanlıydım. Tabii o heyecanımı oradaki arkadaşların yardımıyla da atlatmıştım. Ama çok güzel bir heyecandı, tatlı bir heyecandı. Açıkçası oydu benim için. Benim ilk deneyimim Muhteşem Yüzyıl setindeydi. Orası da çok karışık bir set. Benim oyunculukla hiç alakam yoktu. Setle alakalı hiçbir bilgim yoktu. Ne yapıyordun? Setten mi geçiyordun? Nasıl? Hiçbir şeyle alakam yoktu. Oyunculuğa dair hiçbir tecrübem, hiçbir şeyim yoktu. Benim ilk işim Muhteşem Yüzyıl'dı. Tamam. Şimdi orada anladım. Yani ben de oyun oradan geçiyordum. Oynadım gibi. Hayır. Abi. Devasa bir platoydu orası. Zaten 3 ayrı ekip çalışıyordu vesaire. Vızır vızır oyuncu kaynıyor. Çok heyecanlıydım tabii ki. Yani hem şey de bir iş ya. Çok popüler isimlerin olduğu. Çok böyle süper işleyen bir set bir yandan. Yani çok heyecanlıydım. Ben de şeyi hatırlıyorum. Hatta Halit Ergenç'le bir sahnemiz vardı. Böyle nutkum tutulmuştu. Söyleyeceğim her şeyi unutmuştum. Bir anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tabii ki tamamen ustalıkla o devam etmişti oyunu ama. Vallahi benim de ilk aklıma gelen o. Ne zaman oldu dediniz peki tam olarak? Hani bir iş yaparsın. Evet ya, oluyorum ben. Hissediyorum bunu dediğiniz o an. Ben onu diyebileceğimi hiç zannetmiyorum kendi adım. Tamam, ben hayır, oldum. Yürümeliyim, oyunculuk devam. Yürümeliyim, oyunculuk devam. Hani o başka bir şey. Tabii ki oyunculuğa devam etmekten başka bir düşünce zaten yok aklımda ama tamam, ben oldum, budur diyebileceğimi de hiç düşünmüyorum. Estağfurullah yani. Onu demek ama hani bir an vardır ya. Evet ya, ben doğru iş yapıyorum. Doğru yerdeyim. Savaşım bir doğru. Becerebildiğiniz evet evet, ondan bahsediyorum. Yoksa olunca ölüyorsun gibi bir dünya ya. Ya şimdi şöyle, hani o işin olmadığı zamanlarda, bu sürelerde biraz açıldığı zamanlarda falan tabii o çok yıpratıcı bir çok. Süreç oluyor. Ya da hani işe başlıyorsun, çok kısa bir sürede kalkabiliyor vesaire. Hani bir uzun bir dönem yine boşa düşebiliyorsun vesaire. O dönemler çok yıpratıcı olsa da yeniden bir işe başladığım anda, yeniden bir sete çıktığım anda diyorum ki hayır tamam. Yani resetleniyor değil mi her evet. şey? Evet. O kadar her şey hemen unutuluyor ki. Yalnız iş gerçekten güzel. Ya günlük dizi çok zordur bir taraftan da şeydir ya, çok simple yani, yemek yaparken bayağı bir dakika burada bir olay var yani, çatışması bol bir iş. Bir farkındalık yaratabildiysek evet. de mutlu biz. İş nasıl geldi peki? İlk senaryoda menajer aradı, kim, nasıl, hatırlıyor musunuz? Ya hatırlıyorsunuzdur tabii o an. Menajer iletişime geçmişti benimle. Hatta biz bu işe Burcu Hoca ile başlamıştık. Burcu Hoca da benim daha önceden çalıştığım bir hocaydı. Aynı şekilde Atilla Hoca ile de daha önceden çalışmıştık ama hani iş geldi, menajer işte gerekli bilgileri yolladı. Bu sonrasında Burcu Hoca'nın olduğunu öğrendim. İşte yapıma gittik, görüştük vesaire. Hani zaten hani masada oturup da hikayeyi anlatmaya başladıkları noktada
kafamda tamam. Ama bir konu var. Her gün dizi. Evet. O an mı öğrendiniz onu? Yok, o an yok. Öğrenmedim. Çok iyi işte. Yani bölüm. Şöyle tabii ki hani günlük dizi olduğunu biliyorduk da. Yani bilmiyorum, ben daha önceden de günlük dizi tecrübem olduğu için şeyi biliyordum. Akışı. Akışı biliyordum, biliyorum. Evet. Başımıza yani gelecekleri az çok biliyorduk. Ha, o zaman sen de biliyordun bir şekilde. Ben de günlük dizide bir yaklaşık bir sezon 100 bölüm kadar oynadım. 100 bölüm. Evet, evet. Buna zaten gönüllü bir şekilde geldiğimiz için. Yo yo, güzel. Aslında yurt dışına satılan dizilerimiz günlük yayınlanıyor, biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani evet, evet. Ki benden daha iyi biliyorsunuz. Bir bölümü 4 bölüme bölüyorlar ve iyi. 5. gün ne yaptıklarını merak ediyorum hep tabii. Ben hatta burada öğrendim. 5 bölüm 1 gün. Oluyormuş herhalde. Ha, 5 bölüm mü? 5 bölüm, hı-hı, bir gün oluyormuş. Onu burada öğrenmiştim ben. Anlayamadım ben de. Yani şu an bu birinci bölüm çektik ya. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. O bir gün oluyormuş gibi. 5 bölüm içerisinde bir gün geçiyor manasında. Evet. Ay ne güzel. Ha. İlk evet. defa burada kavga ettiler. Bir şeyleri evet, anlatmıyor. Neyse, mikrofonu da kadar böyle. Aşağıda konuşuruz Osman. Acaba. Sosyal medyayla aranız nasıl? Osman sen var mısın yok musun anlamıyorum ben. Google'da mesela bakayım tipi değişmiş mi bir şey. Baya fotoğraf koymuş. Hayır, Instagram'da varsın ama Google'da böyle şeysin. Daha stabil devam edelim. İşler. Çılgın bir hayat yok. Yok. Evet, çılgın bir hayatım yok. Çok böyle gizli kapaklı yapıyorum. Güzel. Işleri. Teşekkür ederiz. Çıkmaması güzel. Evet, Hazan. Valla benim sosyal medyayla çok iyi bir kullanıcı olduğumu söyleyemeyeceğim ben. Çok böyle aktif de değilim. Takip edenler fark ediyordur. Üzüldün mü? Üzülmedim. Ya bir anda. Onda çabalarım var ama şimdi işte tempo vesaire derken çok da ajans sürekli diyor muhtemelen. Hadi Hazan, hadi. Sırf ajans da demiyor canım. Hani yakın çevrem de söylüyor ya da sektör içerisindeki insanlar. Daha aktif olman gerekiyor diye dürtüyorlar beni bak. Ama. Her türlü iş yapıyorsunuz. Kesinlikle, zaten bir şekilde. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür için. Ederiz. O zaman görüşmek üzere. Ben bay bay.